Bazı yazarların bir kaderi vardır. Aslında doğrusunu söylemek gerekirse her yazarın ve her insanın bir kaderi vardır. Ama bazılarınki galiba biraz da acılı bir kaderdir. Safiye Erol bana göre bu kadersizlerden biri. Neden diye soracak olursanız, Türk edebiyatında hala hak ettiği yeri bulamadığından derim. 1902 yılında Uzunköprü'de doğmuş Safiye Erol. Daha sonra henüz çok küçük bir yaştayken İstanbul'a gelmişler ve Üsküdar'a yerleşmişler. Annesi Bektaşi dervişlerinden Emine İkbal Hanım. İyi bir eğitim alıyor ailede. Daha sonra da eğitim alanında gerçekten dönemin kadınları düşünüldüğünde çok önemli adımlar atıyor. Önce hatırlayabildiğim kadarıyla bir Fransız okuluna gidiyor. Ardından Haydarpaşa'daki bir Alman lisesine, ardından da Beyoğlu'ndaki Alman lisesine, daha sonra Türk-Alman Derneği'nin katkıları ile Almanya'ya gidiyor, Almanya'da bir lisede okuyor, bitiriyor liseyi, geri dönüyor. Bir süre İstanbul'da kaldıktan sonra bu sefer yine Almanya'ya gidiyor, Freiburg'a ve orada felsefe eğitimi alıyor, felsefe öğrenimi görüyor. Dönemin koşulları ve kadınları düşünüldüğünde ne kadar ileride bir yerde olduğunu göstermek açısından bana çok önemli bir ayrıntıymış gibi geliyor bu. Bilebildiğimiz kadarıyla o günlerde birazcık duygusal bir bağlılık duyduğu Hintli bir delikanlı ile tanışıyor. Her ikisi de birbirine ülkemize dönelim, hayatımızı birleştirelim diyor. Her ikisi de iyi bir eğitim aldıktan sonra ülkelerine hizmet için ülkelerine dönmek istiyorlar. Hizmet etmek için ülkelerine dönmek istiyorlar. Fakat anlaşamıyorlar. Beyoğulları ayrılıyor. Kendi ülkelerine gidiyorlar ve dönüyorlar. Daha sonra bir evlilik yapıyor Safiye Erol. Ayrıntıları bilmiyorum. Ne kadar mutlu olduğu bu evlilikte hiçbir fikrim yok. Ama bildiğim şu. Çok bilgili bir kadın. Döneminin çok ilerisinde bir kadın. Sadece edebiyatı, tarihi, felsefeyi bilmiyor. Musiki konusunda da çok derin bir bilgisi var. Batı'yı elbette almış olduğu eğitim gereği çok iyi biliyor. Çok üst seviyede Almanca ve Fransızca bildiğini biliyoruz. Ve aynı zamanda da doğulu bir tarafı var ki tasavvufu da çok iyi biliyor. Çok fazla romanı yok. Yani bir romanı var ki ondan size biraz söz etmek istiyorum. Kadıköy'ünün romanı adını taşıyor. Daha sonra beni çok etkileyen Ülker Fırtınası adında bir romanı var. Dineyri Papazı adında bir başka romanı var. Yanılmıyorsam Dineyri Papazı ölümünden sonra neşredildi. Bir de Ciğerderen adında tarihi bir romanı var. Onun dışında yazmış olduğu farklı yayın organlarına yazmış bulunduğu yazılar da bir araya getirildi artık. Ben en çok size bu sohbetimizde Kadıköy'ün romanından söz etmek istiyorum. Adı Kadıköy'ün romanı. Dikkat edin, Kadıköy'ün romanı değil.
Kadıköy'ünün romanı. 1930'lu yılların Kadıköy'üne gidiyoruz. Bu bir şehir romanı bile değil, bir semt romanı. Çünkü hakikaten Kadıköy'de geçiyor. Kalamış, Kadıköy, Moda ve çevresinde geçiyor. 1930'lu yıllarda 7 gencin romanı. Kızlar, erkekler. Hepsinin farklı bir hayatı ve o hayata uygun olarak veya uygun olmayacak şekilde yaşadıkları var. Kimileri birbirlerine duygusal bağlarla bağlı, kimileri dostluk bağlarıyla bağlı vesaire vesaire. Safiye Erol bizi bu romanda hem bir rehber gibi Kadıköy'ünde ve dönemin ruhunu anlatmak için Kadıköy'ünde gezdiriyor. Dönemin ruhunu anlıyoruz. Hem de aynı zamanda insan ruhunun derinliklerine götürüyor. Yani orada da bir rehber görevi üstleniyor. Batılı bir roman, bir o kadar da tasavvufi göndermeleri olan derinlikli bir roman. Kaptırıp gidiyorsunuz kendinizi okurken. Safiye Erol'u bu kısa sohbetimizde biraz bu roman hakkında iki çift laf etmek için seçtim. Biraz da hatırlatmak için. Sohbetimin başında dediğim gibi ne yazık ki hala hak ettiği yerde değildi. Keşfedilmeyi bekleyen bir yazar olarak bir yerlerde duruyor. Bazı eleştirileri göğüslemeyi göze alarak söyleyeceğim. Bana göre döneminde çok önemli bir yerde olan, çok önemli bir yer edinmiş olan ve haklı bir saygı uyandırmış olan Halide Edip Hanım'ın fevkinde bir yazardan söz ediyoruz. Belki okur bir gün ona da hak ettiği önemi verecek.